Kanal Fırat ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Fırat'ta gündem programı ile yeniden karşınızdayız. Bu akşamki canlı yayın konuğumuz Fırat Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Ahmet Çelik. Sayın Çelik hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok iyiyiz, sağ olun. Efendim Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın öncüsü, baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü. Hayatıyla ilgili çok önemli bilgiler vereceksiniz. Tabii bu noktada bugün Fırat Üniversitesi'nde de çok önemli bir konferans gerçekleştirdiniz. Neler söyleyeceksiniz hocam Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili? Tabii ki her sene olduğu gibi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ama 10 Kasım bizim için bir matem günü değil. Her 10 Kasım'da onun farklı bir özelliğini öğreniyoruz. Onu yeniden tanıyoruz. Onun ilkelerini, düşüncelerini yeniden kavruyoruz. Onun bizim Türk milletinin geleceğiyle ilgili planlarını, istediklerini daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Bu yüzden de ona karşı sevgi, saygı her geçen yıl artıyor. Demek ki bazı şeylerin değerleri biraz geç anlaşılıyor ama değerli olan her zaman değerini buluyor. Peki, nasıl bir şahsiyetti hocam? Neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Kişilerin karakterleri, hayata bakışı, içinde yaşadığı toplum ve o toplumun o dönemde meydana gelmiş olayları şekillendiriyor daha çok. Elbette Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlı'nın yıkılış döneminde bir Osmanlı paşası olarak bir takım görevler içerisinde bulunması ve o dönem toplumun içinde bulunduğu eksiklikleri kendi gözleriyle gözlemlemesi onun karakterini belirlediği gibi daha ileride yapacakların için de kafasında bir plan oluşmasına neden olmuştu. Şimdi o dönem toplum yapısına baktığımız zaman günümüzde de mukayesesini yaparak elbette toplum çok da aydın değildi. Bazı hurafeler içerisindeydi. Tabii bunu kendi gözleriyle görüyor. Buna tanıklık ediyor. İleride inkılapları oluştururken bu gördükleri ona bir yol gösteriyor adeta. Tabii kendisi Batı'yı da çok yakından tanıyor. Batı'nın neden o dönemde ileride olduğunu ve bizim neden geride olduğumuzun mukayesesini çok iyi yapabilmiş. Milli mücadeleyi kazandıktan sonra inkılaplara çok hızlı bir şekilde başlamasının nedeni de bu zaten. Düşüncesi şu, Osmanlı döneminde toplumun bu yapısı toplumu bir sömürge haline getirebilecek durumdaydı. Toplumun aydın ve ileri görüşlü olması bir savunma mekanizması gibi çalışır toplumlarda. O yüzden derhal inkılaplara başladı ki toplum bir an önce aydınlansın, bilimi bir istikamet olarak önüne koysun ki Avrupa ile yarışır hale gelsin. Peki, hocam liderlik ruhundan bahsedecek olursanız neler söyleyeceksiniz? Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik vasıflarını elbette burada saatlerce konuşabiliriz. Ama ben ikiye ayırıyorum liderlik özelliklerini. Birincisi, savaş durumunda, olağanüstü durumdaki bir liderlik özellikleri var. Bir de savaştan sonraki liderlik özellikleri var. Şimdi savaş durumundaki liderlik özelliklerinin ne kadar önemli olduğunu savaşın sonucunda görüyoruz zaten. Milli mücadeleyi başarıya ulaştırmış. Ne var bu liderlik özelliklerinin içerisinde? Çok azimli oluşu, kararlı duruşu, diplomasiyi çok iyi kullanması. Bunlar milli mücadeleyi zaten başarıya ulaştırdı. Ama milli mücadeleden sonraki bir takım liderlik vasıfları var. Mesela hayalperest bir lider değildi kesinlikle. Ben bugünkü konuşmamda da buna kısmen değindim. Avrupa'da bazı halklara liderlik etmiş kişiler üzerinden bir mukayese yaptım.
orada da söylediğim gibi tabii ki Mustafa Kemal Atatürk bu liderlerle mukayese edilemez ama bazı şeylerin değerini gösterebilmek için mukayese etmemiz gerekir. Mesela İtalya'nın başına geçmiş Benito Mussolini var. Bu şahsiyet büyük Roma hayaliyle çıkıyor. Hayalperest bir şekilde. Hem işgal ettiği bazı ülkelerin çocuklarına zulümler yaşatıyor hem de kendi halkına zulümler yaşatıyor. Keza Almanya'ya önderlik etmiş Adolf Hitler büyük Almanya diye yola çıkıyor. Yaklaşık 40 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Evet. Aynı şekilde Rusya'da Joseph Stalin sadece çalışma kamplarında 14 milyon insanı öldürmüş. İkinci Dünya Savaşı'nda genişleme arzusuyla 20 milyon Sovyetler Birliği insanının hayatına mal olmuş. Bunların hepsinin sonucu hayalperest olmak. Ama Mustafa Kemal Atatürk hayalperestliğe sürekli karşı çıkmış. Hatta şurada bununla ilgili kısa bir şey var, onu okuyayım müsaadenizle. Tabii ki, buyurun hocam. Bizim açıklık ve tatbik kabiliyeti gördüğümüz siyasi program milli siyasettir. Dünyanın bugünkü genel şartları ve asırların dimağlarda ve karakterlerde biriktirdiği hakikatler karşısında hayalperest olmak kadar büyük hata olamaz diyor. Yani amacı şu, ben toplumu maceradan maceraya sürüklemek istemiyorum. Toplumun bir an önce huzur ve refah içerisinde ilerlemesini temin etmek istiyorum. Bunun en büyük liderlik özelliklerinden birisi. Bunun dışında hırs ve kibirden arınmış bir lider. Hiçbir zaman kendi hırslarının peşinden gitmemiş. Mesela az önce bahsettiğimiz şahsiyetlerin hiçbirinin geçmişte askeri bir özelliği yok, askeri eğitimleri yok. Ama kendi ülkelerinde lider olduklarında hemen askeri üniforma giymişler üzerlerine. Bu askeri üniforma o topluma bir mesajdır aslında. Yani buranın şeyi yöneticisi benim. Yani bir nevi diktatörlük gibi. Ama Mustafa Kemal Atatürk'e bakıyoruz. 1893 yılında daha 12 yaşındayken Selanik askeri rüştiyesine giriyor. Milli mücadelenin sonuna kadar düşünürsek 30 yıl boyunca üniforma taşıyor. Ama milli mücadele sonlandıktan sonra üniformayı çıkarmış, halkın arasına karışmış. İnternette bununla ilgili yüzlerce fotoğraf görebilirsiniz. Öğrencilerle fotoğrafı vardır, çocuklarla vardır, gençlerle var, halkı dinlerken var. Yani burada vurgulamaya çalıştığım husus şu. Bu liderlik özellikleri sonunda bir noktaya çıkıyor. Kendini halkına adamış aslında. Mesela daha önce okudum ama kaynağını bulamadığım için buraya koymamıştım. Artık vefatına günler kala kendini ara sıra kaybediyordu. Arada uyanıyor ve çevresindekilere bir şeyler soruyor. Mesela 1935 yılında başlattıkları bir sanayi programı var. Yaklaşık 30'a yakın fabrika yapılacak. Uyandığı zaman sorduğu sorulardan birisi şu, fabrikaları bitirdiniz mi diyor. Yani bu artık kendi hayatından bir feragat etme durumu var. Tamamen mensubu olduğu toplumun her açıdan ilerlemesini istiyor. En büyük liderlik vasfı bu. Hırs ve kibri asla olmamış. Zaten konuşmalarına da bu yansımış zaten. Hani liderlik vasıfları dediğim gibi daha konuşabiliriz farklı farklı ama ben bu size en çok böyle bu liderlik vasfında bir tarihçi olarak en etkileyen özelliği ne oldu okuduğunuz şeylerde? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Özellikle inkılapları gerçekleştirirken gösterdiği dirayetli bir duruş var. O benim için önemli. Tabii ki hepsi önemli. Bunu ayırt edemeyiz. Dönem dönemdir özellikler. Savaş döneminde ileri görüşlülüğü çok önemlidir. Evet. Ama inkılaplar döneminde dirayetli duruşu çok önemli. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı inkılaplar aslında o döneme özel bir şey değil. Bunu toplumda bazen karıştırabiliyoruz ama bunlar ta 3. Selim döneminde başlatılan şeyler. Fakat o dönemde başlatılan yenilik hareketleri başarıya ulaşmamış. Çünkü o dönemin liderleri çok dirayetli duramamışlar halkın karşısında. Hani mesela hurafelerden toplumu arındırmak için bazı cemaatlerin
ortadan kaldırılması gerekiyor. Ama bunu o dönemdeki liderler başaramamış. Mesela Mustafa Kemal'in o dirayetli duruşu benim çok hoşuma gidiyor. Bugünkü Türkiye'nin, aydın Türkiye'nin, demokratik Türkiye'nin temellerinin atılışında ve günümüzdeki şartların oluşmasında bu özelliği ayrı bir öneme sahiptir. Peki. Hocam, bağımsızlık fikri ne zaman ve nasıl oluştu? Aslında bağımsızlık fikri her zaman içinde olan bir şey, bir duruma göre oluşmuş bir şey değil. Çünkü kendisi Türk milletine mensup. Biz hiçbir zaman hani birilerinin yönetimiyle yaşayalım düşüncesinde olmadık tarihin hiçbir döneminde. Ama özellikle milli mücadele öncesi kongreler döneminde halktan bazıları manda ve himaye istiyorlar. Mesela onlara karşı duruşu var. Bu olmaz. Hani Türk milletinin karakterine bir kere aykırı bir şey. Yani hani bağımsızlığı örgütleme fikri aslında belki burada kastettiğiniz. Bu da zaten Osmanlı'nın yıkılışını da görüyor kendisi. Ve zaten 19 Mayıs'ta Samsun'a gönderildikten sonra hemen, biliyorsunuz ki Samsun'a gönderilişindeki amaç farklıydı. Oraya gönderildiyken Karadeniz bölgesinde silahlı çatışmalara sebep olan çetelerdeki silahları toplamak amacıyla gönderiliyor. Ama ne yapıyor? Hemen örgütlemeye başlıyor. Oradan Havza'ya geçiyor. Havza'dan hemen Amasya Genelgesi yayınlanıyor. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve daha sonra milli mücadeleyi başlatıyor. Yani bu aslında hep içinde olan bir şey. Sonradan oluşmuş bir şey değil. Yani bu Türk milletinin karakteriyle alakalı. Çünkü kendisi de bu karakteri çok iyi yansıtan birisi. Peki, hocam Anadolu'yu nasıl okudu ve neden Cumhuriyet dedi? Şimdi toplumun içinde bulunduğu durumla ilgili az önce de bahsetmiştik. Şimdi bunu söylemekte ben bir beis görmüyorum. Toplum bir hurafeler içerisindeydi. Hani çok fazla okur yazar yoktu toplumun içerisinde. Toplumu yönlendiren ana unsurlar genelde cemaatlerdi. Hani Osmanlı döneminden kalma bir gelenek. Aslında din de değil de bu. Daha sonra ona da değinmek istiyorum. Din adı altında bazı hurafeler toplumu yönlendiriyordu. İşte bu düşünceden dolayı hani cumhuriyet demokrasinin oluşması için bir üst yönetim şeklidir aslında. Demokrasi de neler kazandırır? Mesela ben kendimden örnek verecek olursam, hani bir yerlere gelme konusunda Cumhuriyet bana yardımcı oldu aslında. Cumhuriyet topluma fırsat verir. En önemli özelliği budur. Aklınızın yettiği derecede siz istediğiniz mevkilere çıkabilirsiniz Cumhuriyet'te. Ama Osmanlı döneminde tabii ki bu bir eleştiri değil, o dönemin bir özelliğidir. Osmanlı döneminde gelebileceğiniz nokta sınırlıdır. İşte bu yüzden hani başta da söyledik ya, kendini halkına adama noktası diye. İşte halkın kabiliyetlerini gösterebilmesi için bir ortam gerekli. Gelişmesi için bir ortam gerekli. İşte Cumhuriyet'in bir yönetim şekli olmasından ziyade bunu topluma sağlaması üzerinde durmamız gerekiyor. Şimdi inkılaplara başlamasından görülüyor zaten Anadolu'yu nasıl okuduğu. Anadolu'da eğitime aç, eğitilmesi gereken bir toplum var. Zaten milli mücadeleden sonra hemen eğitime de öncelik veriyor. Yurt dışına öğrenciler gönderiyoruz, okullar açılıyor. Yani aydınlanması gereken bir toplum. Aydınlanmış toplum da daha ileriye, hani medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız sözü buradan geliyor. Yani bu o dönemki ileride olan, çok medeni diyemeyeceğim ben Avrupa için.
Ama bilim ve teknolojide ileri olan Avrupa ve bizim de bir an önce Avrupa ile ve Avrupa emperyalizmi ile mücadele etmemiz gerekiyordu. Karşı durabilmemiz gerekiyordu. Bunun için de en uygun yönetim şekli cumhuriyettir. Çünkü cumhuriyet kabiliyetli insanlar ortaya çıkarır. Bu şekilde bakıyorum, hani yönetim şeklinin cumhuriyet olarak seçilmesi. Peki devam ettirilebilir miydi Osmanlı saltanat sistemi? Aslında artık devam ettirilecek bir durumda kalmadı yani. Niye hocam? Çünkü bu Birinci Dünya Savaşı'nın sonucuyla daha çok alakalı bir durum. Çünkü Birinci Dünya Savaşı dünyadaki tüm imparatorluklara son verdi. Bu sebeple siz de dönemin şartlarına uymak zorundasınız bir noktada. Yani devam ettirilse nasıl olurdu? Bu da faraziye girer. Tarihte faraziye olmaz. Peki. Hocam, ideallerini hayata geçirirken karşılaştığın büyük zorluklar nedir? İdeallerine dair kararlar alırken nelere dikkat ederdi? Şimdi şuradan başlayalım. Mesela milli mücadele sürecinde en büyük eksiklik o dönem yurdu işgal etmiş düşmanlara karşı koyacak elinde çok fazla malzeme olmamasıydı. Bunu da diplomatik yeteneğine borçlu biraz da. O dönem için 1917 yılında Sovyetler'de bir devrim oluyor. Bir Dünya Savaşı'ndan çekiliyorlar ve iç savaş başlıyor. Dolayısıyla emperyalist batıya karşı da bir mücadele var. Aynı dönemde biz de emperyalist batıya karşı mücadeleye başladığımız için bunu çok iyi kullanmış ve milli mücadelede kullanılan silahlar daha çok Sovyet Rusya'dan temin ediliyor. Onun dışında ideallerini gerçekleştirmek için karşılaştığı en büyük sorun elbette ki toplum. Ama nasıl bir toplum? Şimdi toplum bazı ifadeleri karıştırıyor. Günümüzde de bu durum böyle. Şimdi maneviyatla mücadele diye bir şey yok Atatürk'ün felsefesinde. Ama hurafelerle mücadele var. Siz hurafelerle mücadeleye başladığınız zaman toplum bunu kendinin maneviyatıyla mücadele ediliyormuş gibi algılayabilmiş. Dolayısıyla toplum demeyelim de biz buna toplumun içinde bulunduğu cehalet, düşünce sistemi, felsefe sistemi Atatürk'ün yapmak istedikleri karşısında bir şey gibi olmuş, bir karşı duruş gibi. İlk önce toplumun aydınlatılması gerekiyordu. Ondan sonra zaten ideallerini ileriye taşıyacak bir toplum oluşabilirdi. Mesela Arap kültürüyle mücadele etmek, İslam kültürüyle mücadele etmek anlamına gelmez Atatürk'ün felsefesinde. Şimdi Arap kültürüyle bir sorunumuz yok elbet burada. Ama biz Türk'üz. Burada bizim kendi yüzyıllardır oluşturduğumuz bir Türk kültürü var. Şimdi eğer İslam diniyle birlikte Arap kültürü de bize diktedilecekse bu kültürel emperyalizm olur. Kendisi de söylemiş zaten, savaşı kazandınız, bundan sonra ne yapmak istersiniz diye soruyorlar. Diyor ki her şeyi bir kenara bırakıp milli kültürü yükseltmek için çalışmak istiyorum diyor. Mesela bir başka şey, hani şey üzerinden gidiyoruz, Atatürk'ün yapmak istedikleri karşısında oluşan muhalefet üzerinden gidiyoruz ya. Mesela din adamlarıyla bir sorunu yoktu Mustafa Kemal Atatürk'ün. Ama dini kullanarak çıkar elde etmek isteyenlerle sorunu vardı. Mesela bununla ilgili ben konuşmalarını da derledim. Kendisi hiçbir zaman din adamlarına karşı çıkmamış. Mesela şöyle bir sözü var. Düşmanlarımız bizi dinin etkisi altında kalmış olmakla suçluyorlar. Ve duraklamamızı ve gerilememizi buna bağlıyorlar. Bu hatadır. Bizim dinimiz hiçbir zaman kadınlarımızın erkeklerden geri kalmasını istememiştir. Allah'ın emrettiği şey kadın ve erkek Müslümanların beraber olarak bilim ve irfan kazanmasıdır. Kadın ve erkek bu bilim ve irfanı aramak
ve nerede bulursa oraya gitmek ve onunla donanmak zorundasındır demiş. İzmir'de halk ile konuşmasından bir örnek bu. Yani vurgulamak istediğim husus şu, bir sürü burada konuşmasından örnekler verilebilir. Kendisi milli kültürle, öz kültürle bilimi harmanlayarak yeni bir toplum hayal etmiş. Ve bunu da kısmen başarmış. Başka kesitler, bir sürü örnek ver dediniz hocam. Başka neler söyleyebilirsiniz? Mesela... En çarpıcı. Şimdi şöyle. Hani dedik ya, konuşmakta bir beis görmüyoruz diye. Mesela ben çok duyuyorum Atatürk'ün dini baltaladığı sözünü. Ve buna anlam veremiyorum. Mesela ona komünizmle ilgili bir soru sorulduğunda şöyle diyor. Şurası unutulmamalıdır ki bu idare biçimi bir Bolşevik sistemi değildir. Çünkü biz ne Bolşeviyiz ne de komünist. Ne biri ne öbürü olamayız. Çünkü biz milliyetperver ve dinimize saygılıyız demiş. Parisli bir gazetecinin sorusu üzerine. Yani amacı şu, dinin içerisindeki hurafeleri temizlemek. Mesela şöyle diyor, bağlanarak inandığımız ve mesut bulunduğumuz İslami Diyaneti yüzyıllardan beri ola geldiği üzere bir siyaset aracı konumundan kurtararak yücelmenin zorunlu olduğu gerçeğini gözlemliyoruz. Kutsal ve tanrısal olan inanç ve vicdanımızı karışık ve renkli olan ve her türlü çıkar ve ihtirasların ortaya çıkmasına sahne olan siyasetten ve siyasetin bütün uzuvlarından bir an evvel kurtarmamız lazım diyor. Ben, siz de bunu kabul edersiniz. Dine karşı değildi ibaresini çok rahatlıkla, hani bazı kesimler var ya hocam işte dine karşı olduğuna dair savunulan. Dine karşı biri değildi. Bunu çok rahat, yani okuduğunuz kesitlerle çok rahat ve net söyleyebiliriz o zaman. Tabii ki. Dedim ya, bir sürü örnek verebiliyoruz buradan. Ama hani onun için öncelikli olan şey toplumu, Türk toplumunun huzur ve refahı ve ilerlemesi. Bunun için hani dini de hurafelerden temizlemek istemiş. Şimdi bugün biz de kabul edeceğimiz bir şey var. Eğer bir kişi, ben bugün üniversitede konuştuğum zaman eğitim camiasının içinde olduğumuz için bir hoca-öğrenci ilişkisi üzerinden örnek verdim ama burada daha çok topluma konuştuğumuz için bir baba-çocuk üzerinden örnek verelim. Bir baba çocuğunun huzur ve refahı için ne ister onun gelecekte? Ahlaklı olmasını, çalışkan olmasını ve aydın olmasını ister. Burada aydın olması demek ne demek? Başkalarının sözüne hemen kanmasın. Başkalarının bir takım ideolojileri, dini kullanarak kendini yönlendirmesini istemez. Bu sefer ne oluyor? Bir şahsiyetin ya da bir grubun çıkarı için çalışan bir birey tipi ortaya çıkıyor. İşte Atatürk'ün karşı koymaya çalıştığı şey bu. Benim toplumum reşit olsun diyor. Reşit olmak ne demek? Kendi aklını başkasının yardımı olmadan kullanabilmektir reşit olmak. Atatürk'ün istediği birey tipi bu. Şimdi bir baba olarak böyle bir çocuk istediğimizde bunu da bir lider olarak düşünelim. Mikrodan makroya bakalım. O zaman lider olduğunuzda nasıl bir toplum ve nasıl bir birey istersiniz? Aynı bir babanın evladını isteyebileceği gibi. Birileri tarafından kandırılmayan, özgür düşünebilen, bilimsel davranan bir toplum ve birey istersiniz. Atatürk'ün istediği de bu zaten. Bunun içinde az önce sorduğunuz soruya devam edersek, karşılaştığı güçlüklerden birisi şu. Şimdi dini kullanarak çıkar elde eden bir grup var. Bu grubun elinden siz yetkileri alıyorsunuz. Çıkarlarını alıyorsunuz. İşte bunlar o zaman hem rejime hem de Atatürk'e düşmanlık besliyor. Bunlarla mücadele etmek o dönem için biraz zor olmuş ama Atatürk tabii bunu her şeyde olduğu gibi başarmış. Peki. Hocam tabii çocuklara, kadınlara,
az önce de ifade ettiğiniz gibi önceliği toplumdu. İşte birçok milli bayramlarımızın bu noktada önemi var. Bu konuda çocuklarla ne kadar ilgiliydi? Aslında tarihle ilgili gençlerimiz ve çocuklarımız da şu an çok uzak. Bunda da ne durumdayız? Nasıl aşılayabiliriz? Nasıl sevdirebiliriz? Şunu da sormak istiyorum. Atatürk'le ilgili doğru gerçekleri ne kadar biliyoruz? Şimdi ben mesela az önce bir şeyler okurken bunu söylemekte bir beis görmediğimi vurgulamak zorunda kaldım. Aslına bakarsanız sadece bu konuda değil, pek çok konuda bir sorun gördüğümüzde bizim o sorunun üzerine gitmemiz lazım. Görmemezlikten gelemeyiz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, ulu önderimiz hakkında olumsuz ön yargılar varsa bunu artık açıkça ifade etmeliyiz ve bunun nedenlerini ortaya koymalıyız. Demek ki bir yerlerde bir şeyler yanlış anlaşılmış. Bunun üzerine gitmezsek bu sorunu çözemeyiz. Demek istediğiniz çocuklarımız ve gençlerimizi aşılama noktasında zaten görüyorsunuz. Her sene ona karşı sevgi biraz daha artıyor. Evet. Aslında o noktada bir şey yapmaya da gerek yok. Çünkü değerler biliniyor artık zamanla. Eskiden nasıldı? Demek ki eskiden hala bazı skolastik düşüncenin etkisindeydik biz. Bir şeyleri göremiyorduk. Ama artık yavaş yavaş gerçekler su yüzüne çıkmaya başladı. Ta 83 yıl oldu vefat edeli ama hala onun idealleri, ilkeleri bize ışık tutuyorsa ve gençlikte bunu gördüyse, yani bizim de yapmamız gereken ne? Onunla ilgili işte daha fazla belki program yapabilirsiniz. Belki sadece 10 Kasım'da değil. Farklı günlerde onun farklı özellikleri burada konuşulabilir. Her sene hatırlatmaya gerek yok yani bunu. Evet. Burada belki biraz basına, akademisyenlere, yazarlara iş düşüyor. Bir de ben artık aynı şeyleri belki tekrar etmek de bir fayda getirmiyor. Farklı şeyleri hani Atatürk toplumla bütünleşmiş birisi ama yıllardır onu şey gibi hani böyle bir üst kademeyi demiş gibi anlatıldığı için belki toplum onu benimseyemedi, özümseyemedi, ideallerine niye yaklaşamadı. Niye öyle anlatıldı peki hocam? Bu şeyin belki suçu o dönemki yönetici kademesinin bir suçu olabilir. Onu bir üst sınıfa koymak gerektiğini düşündüler belki. Onu bilemeyeceğim ama bu kırıldı ama. Artık toplum onu kendine daha yakın görüyor. Ben toplumun içinden biri olarak bunu buna şahidim. Bir şeyler o zaman daha mı açık ve daha mı sade anlatıldı? Daha mı doğru anlatıldı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Jacobinizm diye bir şey vardır. Baskıcı bir şekilde öğretme. Bu belirli bir... Her dersler hep sıkıcı gelirdi zaten hocam. Eski dönemlerde. Bu hocadan hocaya değişir. Şimdi Cumhuriyet'in ilk zamanlarında topluma bir şeyler anlatılırken bu Jacobinist sistemden yararlanılmış. Biraz baskıcı olunmuş. Bu gelenek devam ettirilmiş. Ama bir süre sonra işe yaramadığı görüldü. Artık baskıcı bir şekilde insanlara bir şey öğretemiyoruz. Hele ki Z kuşağı diye bahsediyoruz. Evet, onlara hiçbir şey baskıyla öğretemeyiz. Sevdirerek öğretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aslında çok da doğru zaten. Yani hocam bu sadece Z kuşağı için değil. İşte ben mesela tarih derslerinde çok sıkılırdım. Aslında tarihimizi bilmek gerekir. Ama işte belki hoca kaynaklı dediniz. İşte bir düz yazı gibi anlatmak vardır. İşte hayatından örnekler vererek. Şimdi burada hani sadece tarih değil bu eğitimin bir sorunu. Evet. Bu ayrı bir konu bence. Bir işin felsefesini öğretmek lazım insanlara öncelikle. Ondan sonra o insanlar onu neden öğrendiklerini bilmeliler. Siz tarihi çıkıp da sizin de bahsettiğiniz gibi sıkıcı bir şekilde geçmişte yaşanmış olaylar, kronoloji gibi anlatırsanız bunu öğrenci öğrenmez zaten. Hani bunun temel felsefesine neden öğrenmemiz gerekiyor? Mesela bugünkü
yaşam tarzımızda, düşünce tarzımızda, hepsinde tarihten gelen her türlü olayın etkisi vardır. Öğrenci bunu bilerek öğrenmeli. Atatürk'ü yaptıklarını ve yapmak istediklerini bilerek öğrenmeli. Yani kısır bir şekilde neyi öğretirseniz öğretin, bunu insanlar kabul etmiyor, beyin de kabul etmiyor. Peki, hocam 100. yılına ilerlerken Cumhuriyet fikrinde neler gerçekleşti, neler eksik kaldı? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi o dönemde öncelikli kadınlarımız önceliklidir, oradan başlayalım. Kadının toplum hayatına kazandırılması Atatürk'ün öncelikli planlarındandı. Mesela Mustafa Kemal Atatürk vefat ettiğinde 11 Kasım 1938 tarihinde İngiltere'de çıkan bir gazetede dünyanın hiçbir yerinde kadınlar bu kadar hızlı ilerlememişti diye başlık atılmış. Şimdi topluma kazandırıyorsunuz kadını, iş hayatına sokuyorsunuz ki bu kolay bir şey değil o dönemi düşündüğünüzde. Çünkü ön yargıları yıkıyorsunuz o dönemde. Buna rağmen başarmışsınız ve bugün görüyorsunuz artık kadınlarımıza karşı ön yargılar yok. Toplumun içerisinde bir beraber her türlü olanakta eşitiz. Yani eşit bir şekilde yaşıyoruz ve toplumun ilerlemesinde birlikte katkıda bulunuyoruz. Bunda bir başarı olmuş. İşte bu ilkelerin ve Cumhuriyet'in bir başarısı. Onun dışında ne oldu? Bilim ve teknolojide başarılı olmamız gerekiyordu. Bunu da gösterebilmek için biraz mukayese yapmak lazım. Şimdi tamam, Avrupa'ya baktığımız zaman biraz gerideyiz. Ama onların bilim ve teknolojiye öncelik vermesi bizden 500 yıl önceye dayanır. Hani Mustafa Kemal Atatürk'ün elinde de sihirli değnek yoktu. Hemen dokundurdu. Bir anda her şey güllük gülistanlık olsun. Yok. Avrupa'nın 500 yıl boyunca o skolastik düşünceden kurtulması, bilimi ön plana koyması ve ilerlemesi, biz bu işe başlayalı daha 100 yıl oldu. Peki başarımızı neye göre test edeceğiz? Mukayeseyi neye göre yapacağız? İşte biraz daha komşularımıza bakalım. Yönetim tarzlarında biraz daha farklılar. Irak'a bakalım, Suriye'ye bakalım, İran'a bakalım. Onlarla mukayese ettiğimizde ne kadar ileride olduğumuzu da görüyoruz. Cumhuriyetin ve bilimi ön plana koyma yetisinin bizde daha ileride olduğunu görebiliriz. Ama bu tabii ki yeterli değil. Bir de bir lidere bir şeyleri yüklerken hani o lider bir yol açar. Lider olmanın vasfı aslında budur. Bir yol açar. Atatürk bize bir yol açtı. Orada ilerleyip ilerlememek aslında bize kalmış bir şey. Hani kendisinin bir sözü var. Eğer bir gün diyor, benim sözlerimle bilim ters düşerse bilimi seçin diyor. Demek ki bize bir yol göstermiş. Yani geçmişle mukayese edersek elbette çok çok ilerideyiz ama bu yeterli değil. Her zaman muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak diyor. Neden? Hani bu toplumun mensubu olarak bu millet neden daha iyi olmasın? Daha iyi neden hak etmesin? Hani işte bu toplumun mensubu olarak Mustafa Kemal Atatürk bizim için en iyisini istediyse biz de kendimiz için en iyisini istemek zorundayız diye düşünüyorum. Peki. Hocam çok iyi bir yol göstericiydi dediniz. Manevi tarafıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Manevi tarafına az önce de değindik. Kendisi hiçbir zaman dine karşı bir duruş sergilememiş. Dinin hurafelerden temizlenmesini her zaman arzu etmiş. Şimdi ben şuradan başlamak istiyorum. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmadan önce İstanbul'da gemiye bindiğinde annesinin ve kız kardeşinin hayır duasını alıyor. Demek ki bu tür şeylere önem veriyor. Bunun manevi tarafı. Şimdi mesela şurada din adamı yetiştirilmesi konusuna değinmiş mesela. Şöyle diyor bak. Bence bir defa her Müslüman İslam hükümleri bilmeye mecburdur. O halde okullarımızda zaten İslam hükümler öğreteceğiz.
Lakin bunun dışında ve üstünde nasıl ki doktor, mühendis yetiştiriyoruz, ilmi meslekler erbabı yetiştiriyor isek, tabii dinimizin bütün hasletlerini, felsefesini bilen alim insanlara ihtiyacımız var. Fakat emin olalım ki bu insanları medrese odasından çıkartamayız demiş. Demek ki toplumun manevi tarafına önem veriyor. Manevi tarafını güçlendirecek din adamlarının olması gerektiğine, ibadethanelerin olması gerektiğine önem veriyor. Kendisi de demiş zaten biz bunları okullarda manevi tarafını öğreteceğiz, dini öğreteceğiz diyor. Buna değer vermiş toplumun. Çünkü toplum maneviyatsız olmaz. Yani ruhu aldığınız zaman beden yaşamaz gibi. Maneviyat da böyledir. En inanmıyorum diyen insan bile bir şeylere inanır. O yüzden toplumu yüceltmek istiyorsanız bu manevi tarafını da güçlendirmeniz gerekiyor. Atatürk bunu görmüş zaten. Bunu güçlendirmek için de uğraşmış. Ama tekrar tekrar aynı şeyi söylüyoruz. Hurafeler çok farklı şeyler. Mesela bugün resmini gösterdim ben. Burada gösterme şansımız yok. Alman İmparatoru 2. Wilhelm, Sultan 2. Abdülhamit'e bir çeşme hediye ediyor. Belki görmüşsünüz sosyal medyada. Bir vatandaşımız da gitmiş o çeşmenin başında dua ediyor. Ne olduğunu bilmeden. İşte bu hurafedir. Bu maneviyat değildir. İkisini karıştırmamak lazım. Maneviyat ayrı bir şey. Maneviyat inançlı olan bir şey. Bir yerlere birilerinden medet umma değil. Zaten onun mesela şöyle bir sözü var. Mesela diyor ki, büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla alakası olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kafir olmak sanıyorlar. Asıl küfür onların buzanlıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslamların kafirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın. Hoca olmak sarıkla değil, dimağladır. Yani beyinledir. Yani ne güzel bir şey bu. Hani bu tür şeyler zaten İslam diniyle de örtüşen şeyler. Hani mesela bazı din adına özel bir statü isteyen insanlara karşı evet. olmak bu Kur'an-ı Kerim'de de kabul edilir bir şey değil. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ayetler var. Dini liderleri kendilerine Rab edindiler diyor mesela. Bu işte sarıklı, hoca görünümlü insanlardan toplumu kurtarmaya çalışması yanlış anlaşılmış mesela. Bunu o gün görüyoruz hani mesela. Hep bazı kesim okumadan söylüyor ya, din adamlarımızı katletti diye. Yani neyi katletti? Demek ki toplum için bir şeyler yapmaya çalıştı. Maneviyata önem vermiş. Her cümle bunu söyleyebiliriz. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Son olarak neler söyleyeceksiniz efendim? Mustafa Kemal Atatürk bu ülke için çok önemli, büyük bir değerdir. Bugün eğer aydın ve bilime önem veren bir toplumsak, bunu Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerine borçluyuz. Ve ona minnettarız ki kendi hırslarına ve hayalperestliğine bizi kurban etmemiş ve sadece toplumsal olarak ilerlememizi ve bilimi ön plana koymamızı istemiş. Kendisini gerçekten minnetle yad etmek istiyorum tekrar. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Bir Fırat'la Gündem programının daha sonuna geldik. Evet bugün 10 Kasım medya grubumuz adına bizler de bir kez daha Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyor. İyi akşamlar diliyoruz.